Geçtiğimiz günlerde madde bağımlısı eşi tarafından evi yakılan genç anne korku dolu o anları Ton TV'ye anlattı. Yaşadığı bu zorlu süreçte genç anneye Çanakkale'li vatandaşlar sahip çıktı. İki çocuk annesi Nilbahar Mukan geçtiğimiz günlerde evde çocuklarıyla beraber uyur vaziyetteyken madde bağımlısı eşi tarafından evi yakıldı. Genç anne korku dolu o anları Ton TV'ye anlattı. O yangın günü her şeyi bilinçli yaptı. Biliyordu. Çünkü gülüyordu. Söndürmeme de izin vermedi. Hani hiçbir müdahale edemedim ben o yangına. O sabah eşim işte bütün gece konuştuk. Çok güzel sohbet ettik. Hani ilk defa beni anladığını düşündüm. Bağırmadan, çağırmadan işte dinledi güzelce. Sabah 9'du. Ben kızımı uyutmuştum. Onun yanında uyuyakalmışım. Sonra sessizce bana seslendi. Bahar, evi yaktım, söndüremiyorum. Bunu duyunca zaten direkt kalktım. Allah tarafından, hani ağırdır da uykum. Odaya geldim, gerçekten de yanıyor. İnanamadım. Üç tane kanepenin minderlerini tutuşturmuş. İki kanepenin üç minderini. Ortadan ikiye ayrılıyor ya o bölümleri. Sonra söndürmek istedim, engel oldu. Beni dışarıya attı. Çocuğumu zor aldım buradan, o da yanabilirdi. Sonra kendisini cam mekanlı şeyden gördüm, pimapenden gördüm, şey kapıdan. Yangının üzerine atladı. Hiç unutamıyorum o anı ve güldü bana. Sonra da şu camdan çıktı gitti. Şu evde ev temizliklerine gidiyordum. Karnım burnumda. Şu evi aldığımızda temizliğini dahi hamileyim. Hani son günlerim ben yaptım. Her yerini ben döşedim. Dolaplarına kadar ben boyadım. Kapısını ben boyamıştım. Emeğimi yaktı. Genç anneye bu zor sürecinde ise Çanakkale'li vatandaşlar sahip çıktı. Geçtiğimiz günlerde evinde çocuklarıyla beraber uyurken madde bağımlısı eşi tarafından evi yakılan genç anneye Çanakkale sahip çıktı. Çanakkale beni bırakmadı. Mobilya konusunda da yardımcı olacaklarını söylediler. Bütün evimin mobilyasını hediye ettiler. Çok teşekkür ederim. Bu evin tadilatını birisi üstlendi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Beni hani otele yerleştirdiler. 5 gün otelde kaldım. Kalacak yerim yoktu. Hani benim hep yanımda oldular bu süreçte. Çok mutluyum aslında. Hani derler ya hayatın alt üstü olacağını, hani üzülme. Nereden biliyorsun altın üstünden daha iyi olmayacağını? Benim öyle bir şey oldu. Çok duygularım hani... Çok üzgündüm. O gece kahroldum. Ertesi günü ismini vermeyeyim. Bu evin tadilatını yaptıracak olan beyefendi beni aradı. Geceydi geldiğinde. Bir toplantıdan çıkıp gelmiş. Bu evin komple her şeyini ben üstleniyorum dedi. O an hani mutluluktan titredim böyle. Çünkü benim yaptıracak gücüm mümkün değil, yok yani. Çünkü az çok biliyorsunuz zaten geçim sıkıntılarını. Ki çalışmıyorum. İki de evladım var. O yüzden de çok bir ilaç gibi, Hızır gibi yetişti derler ya, öyle bir şey oldu. Çok mutluyum. Hepinize teşekkür ediyorum.